Karşısında da umut olamayan bir muhalefet var. Bir altılı masa var. İlginç ilginç şeyler açıklıyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Bir eş güdüm kurulu oluşturacaklarmış. 6 genel başkandan oluşan. Bu eş güdüm kurulu Cumhurbaşkanlığı yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz ya? Aday yapacaklar. O kişi 50+1 alacak. Cumhurbaşkanı seçilecek. 50+1'i alan bir kişi sonra dönecek. Arkadaşlar ya ben yönetemem. Siz bana bir akıl verin bakayım altılı masa. Siz bana akıl verin ben de yöneteyim diyecek. Ya siz o kadar güçlü adamsanız çıkın biriniz aday olun. Kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz. Kazanamam diyorsunuz. O kişi neden sizi dinlesin ki? O sizin emir eliniz mi? Yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular. Aday yaptılar. Sonra o kişinin kafası basmayacak. Altılı masa buna talimat verecek. Hadi Cumhurbaşkanı şunu yap, bunu yap. Böyle bir şey olamaz. Peki altılı masada oturanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa Cumhurbaşkanı yardımcılarından talimat mı alacak? Altılı masada oturanlar milletvekili olacaklarsa Cumhurbaşkanı yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? Dolayısıyla çözüm falan ürettikleri yok. Milleti oyalıyorlar. Kendilerine güvenleri yok. Bir proje üretmiyorlar. İş olsun diye boş yere zamanı geçiriyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Erdoğan'a karşıymış gibi görülüp doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar. Başörtüsü tartışmasından tutun da eş güdüm kuruluna kadar açıkladıkları bütün işler biraz derin düşündüğünüzde hepsi Erdoğan'ın işine yarıyor. Yıkılmış, bitmiş bir iktidarı, tükenmiş bir iktidarı son 2 ay içinde yeniden dirilttiler. Millet geçim sıkıntısından inim inim inlerken son 2 ayda yaptıkları saçmalıklarla Erdoğan'ı yeniden ayağa kaldırdılar. Bitmişti bu iktidar. Son kez söylüyorum. En büyük Erdoğancı altılı masanın açıklamalarıdır. En büyük Erdoğancılar onlardır. Milletimizden bunu biraz daha derin düşünmesini istiyorum. Karşıymış gibi görüldüklerine bakmayın. Onun için diyoruz ki ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Onun için diyoruz ki ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Onun için diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.